Türkiye'de yoğun bir çaba sarf ediliyor. Fakat bu gidişata mutlaka yasal düzenlemelerle bir dur demek lazım. Ayrıca aile içi eğitim, aile birlikteliği, örf, adet ve anneannelerimiz üzerinde toplum bilinçlendirmemiz lazım. Çünkü biz Türk toplumu, Türk milleti, çok açık ifade ediyorum, hiçbir şekilde hiçbir dış güç tarafından yıkılamaz. Ama ahlak çöküntüsüyle bizleri parçalayabilirler. Ben bu senaryonun, bu oyunun bunun üzerine kurulduğuna inananlardanım. O nedenle herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca da buradan bütün yetkililerimize sesleniyorum. Bugün biz 10 gün önce Malatya'da 25 yılı bir çocuk istismarı, öz babanın öz evladına istismarından bir tutuklama yaşandı. 25 yıllar. Ama bu 25 yıl Malatya'da olur, diğer yerlerde yaşanan bütün istismarcılar için bana göre vahim bir tablo. Çok az. Hiçbir annenin, hiçbir çocuğun hakkına 25 yılda orada bizim vergilerimizle beslenen bu insanların yaşam hakkını düşünüyor. Biz simyaşlar olarak idam konusunda ısrarcıyız. Efendim bunun bahaneleri var. Hayır, böyle biz bir bahaneyi kabul etmiyoruz. İşte Avrupa Birliği vesaire bunlarla ilgili sıkıntılardan ötürü deniyor. Hadım deniyor. Hadım yasasına asla ve de asla karşıyız. Onun bir çözüm olduğunu inanmıyoruz. O sadece vatandaşı yutmaktan öteye geçmez. Onun için biz buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyoruz. Biz bu konuyu, çocuk istismarı ile ilgili ayrıştırılmış bir idam yasasının çıkmasını istiyoruz. Ve buradan bütün